Welcome to the Startup Grind. Emrah, görüp görebileceğiniz en pozitif, en olumlu alanlardan bir tanesi. Şaka yapmıyorum çünkü ben demedim bunu. Birisi demiş ki zaten Ekşi Sözlük'te. Genç yaşına bakarsak oldukça başarılı işlere imza atmış. Bir yerlere gelmiş. Kendisi çok düzgün karakterdi. Ve insanlara yaklaşımı çok hoş. Hep güleç yüzlü olarak gördüm. Kızınca nasıl bir yüz ifadesi var merak ediyorum demiş. Biraz önce yanında çalışan bir arkadaş sordum. Valla ben de merak ediyorum dedi. Yani öyle enteresan şey bir adam. Hiç benim gibi değil yani. Türkiye'de aklınıza gelebilecek hemen her şirketin, uluslararası ve ulusal şirketin gençlikle alakalı problemini çözmek için gittikleri adam Emrah. Çünkü sonuçta dünyanın ilk değil ama en büyük ve tek gençlik şirketi olmak istiyor. Öyle bir global vizyonu var. Ve bu gençlik ve dinamizmi sağlamak için enteresan bir şey yapıyor. Birçok videosunda falan görmüşsünüzdür, ben epey seyrettim. Kendisi gençlere, şirket içindeki gençlere hisse vererek fikirlerini daha serbest bir şekilde ortaya çıkartmalarını ve belki kendisinin göremediği hem iş yoğunluğundan hem de yaşın ilerlemesinden daha genç insanların görüp de ya bu olur mu dediği fikirlere fırsat vererek bunu yapmaya çalışıyor. Hani 80 yaşına gelip de gençlik şirketi yapmak ve bunu da gençlere devretmemek gibi bir niyeti yok. O anlamda çok takdir ediyorum kendisini. Zaten title'da Chief Youth Officer. Chief Youth Officer diye aradığınız zaman internette neden bir tane adam var. Birçok derneğin, Bilişim Derneği, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği, Toplum Gönülleri Vakfı gibi birçok derneğe de zamanını ve enerjisini vakfediyor. 2010 yılında Global Endeavor girişimi seçildi. Ve 2011'de European Business Awards'da Avrupa'nın en iyi girişimcileri arasına girdi ve Ruban Donör nişanını almaya hak kazandı. Çok keyifli bir sohbet olmasını umuyorum. Formatta zaten 45 dakika yakın bir sohbet edeceğiz. Yani nereye gideceğini bilmediğimiz bir sohbet. Sonra ben size soru cevap için bir vakit vereceğim. Ondan sonra da dışarıda işte kahve ve donutlara gömüleceğiz. Ben sürekli sizinle iletişim halinde olmaya devam edeceğim. Aksaklık, gedik, herhangi bir şey varsa lütfen bana söyleyin. Ki ben de bir sonraki seferde sizleri daha iyi ağırlayabileyim. O keyif de benim olsun. Şimdi Emrah'ı alabiliriz. Bravo mıydı demin yoksa? Ya beni alkışladın. Öyle mi? Teşekkür ederim, sağ olun. Dışarıda kalanlara şey yapsam... Yer var da korkuyorum, sana çok yakın var mı genelde? Başlayalım mı? Ben biraz önce genel hani senin yaptığın işlerden bahsettim, tersin işlerden bahsettim. Ama biz gelenek usulü, geleneklere çok bağımlı bir şey olarak seni daha yakından tanımak istiyoruz. Doğduğun yer, ailen, bunlar senin hayatında çok kritik dönüm noktaları. Bir oradan başlarsan bize çok keyifli olur. Tamam. Aslında 79 doğumlu, orta gelirli bir aile, tek çocuğu yani Emrah. Ankara'da doğuyor. Sonra baba devlet memuru, anne hanım olduğu için babanın görevi itibariyle İstanbul'a 5 yaşında taşınıyor. Ve sonra hayatı, yani kendini bildiği hayatı başlıyor aslında. Hep İstanbul'da mıydın? Evet, ondan sonrasında artık hep İstanbul'daydım. İlkokul, ortaokul, Suadi Lisesi gibi şeyli bir problemli bir lise. Ondan sonra problemli arkadaşlar. Mesela, nasıl problem? Yani işte tuvaletlerde bomba ihbarlarıyla haftada bir günü tatil ettiğimiz. Ondan sonra her gün bir kız yüzünden iki adamın birbirine girdiği, bıçak çektiği falan bir ortaokul bir lise. Hatta yani lisede Fenerbahçe Lisesi, o da inanılmaz problemli, yabancı dil ağırlıklı bir okul falan ama orada sonuca da ulaştı onlardan bir tanesi, hatta birini kaybettik falan. Ondan sonra ve babamın hep bana söylediği şeyle büyüdüm. Oğlum sen işte sıradan okullarda okuduğun için hep başarılıydın. Çünkü hep takdir teşekkür geliyordu falan ama babamın hiçbir zaman o takdir teşekkürle alakalı takdir teşekkür fırsatı olmamıştı nedense. Dolayısıyla hep o şeyle aslında, başarı hırsıyla
kendi kendime, babama kendimi ispat etme hırsıyla aslında büyüdüm. Bir kuzen etkisi var. Yani. Ondan sonra kuzen etkisi lise sona doğru başladı. Çünkü işte anne tarafı üç kardeş ve teyzenin bir oğlu var, büyük bir oğlu. Ondan sonra ve ODTÜ kazanıyor. Aile de 72'li, benden 7 yaş büyük ve ODTÜ işletmede okuyor. Aile tabii aile içerisinden çıkmış en başarılı örnek olarak çıta inanılmaz yüksek ve onu aşabilmeniz için yapmanız gereken şeyler var. Çıtayı aşmak çok kolay olmayacak biliyorum. Bari en azından aynısını yapabileyim, ODTÜ'yü kazanabileyim falan diye kendimi motive edip işletmeyi gerçekten sevmeye başladım onun kitaplarıyla. Çünkü o Amerikan kadın business ve marketing kitaplarını görüyordum gittiğimde. Ve günün sonunda biz ODTÜ'yü kazanamayarak evde bir hayal kırıklığıyla kendimi odama kapattım. Bir cuma sabahı hatırlıyorum. Hatta dershanede rekabet ettiğim bir arkadaşım arayıp kendi hayal kırıklığının üzerine beni de aynen dahil etti. Ondan sonra ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünü kazandığımı anladım ki benim son tercihimdi aslında. 9. tercihimde 10 tercih yapmamıştım. Şeyde aslında şanslı olduğunu düşünüyor musun? Genelde üniversite sınavına girenler tamamen render. İktisat, işletme, uluslararası ilişkiler, birbiriyle hiç alakası olmayan şeyleri yazıyorum. Senin kuzenin en azından böyle bir yönlendirmesi ya da hani Amerikan kitaplarının şeyi olmuş. Kesinlikle oldu. Yani her zaman gerçekten bilerek yapmadı. Ama iyi bir rol model oldu aslında benim için. İyi ki o da sevmiş yani, nefret ettirebilirim. Evet, aynen. Ya ODTÜ'de de hep başarılı olmuştur, şeref öğrencisi olmayı başarmıştır falan. Tabii ailede önemli bir şey, standart setup'tü. O dönemlerde Coca-Cola'ya girmeyi başardı. Coca-Cola'da işte altında bir Toros arabayla aslında satış temsilciliği yapma şeyini gösterdi bir ODTÜ mezunu olarak. Ondan sonra fakat sonra tabii aile şunu özümseyip fark edince iş sıkıntıya binmeye başladı benim için. Şirket arabayı verdi, cep telefonu ödemeye başladı. Var mı? Hemen hemen yeni başladı. Ondan sonra abin her ay 300-500 TL, 300-500 milyon lira kıyafet desteği vermeye başladı falan. Her yerde gidip yemekler yiyebiliyor, ailesini götürebiliyor. Çünkü satış şefi olduğunuzda Coca-Cola dolabı koyduğunuz her yer sizin eviniz gibi artık. Ondan sonra bütün ailesini götürüp en önemli masalarda yemekler yedirebiliyor falan. Tabii bizimkiler de var. Bizimkiler de benden böyle bir şey hayal ettiler, meslek hayal ettiler. Fakat ben üniversite yıllarında zaten işletme, yani Avcılar'da bir üniversiteyi kazanmış olmanın, Bostancı Avcılar trafiğiyle ben hesap yaptım, 5 yılda dünyayı bir kez dönebiliyordum aslında. Ondan sonra bunu 5. yani 4. sınıfın sonuna doğru yaptım, biraz geç oldu ama olsun. Ve o gazla ben her yaz bir yerlerde stajyer yaptım. Turkcell'de staj yaptım, Unilever'de staj yaptım. GİMA diye bir perakende mağazacılığı işi vardı. Orada insan kaynaklarına staj yaptım. Diğerlerinde satış, pazarlama, finansla staj yaptım. En son Coca-Cola'da staj yaptım ve işletme kulübü diye bir kulüp sayesinde aslında bir şekilde kendi torpilimi yaratma fırsatı buldum. Ama geleceğim, sosyalin hayatında bayağı önemli bir şey. Çok. Yani bugün ne yapıyorsam o kulübün tohumları sayesinde aslında. Neyse. Ve aile şeye çok motive oldu. Ben onu anlatmak istiyorum, hep ailenin üzerine gidiyorum ama aile şeye çok motive. Bu oğlan böyle kurumsal bir yerde, işte benim altın gününe gittiğimde çevrendekileri anlatabileceğim bir markada çalışacak diye anne kurulmaya başladı. Baba bir taraftan beni devlet kamu sınavlarına sokmaya çalışıyor falan. Ondan sonra tek çocuk olduğunuz için de bütün odak sizin üzerinizde ve sizi aslında evet, sizi aslında bir şey olarak kullanmak istiyorlar. Övünç kaynağı olarak kullanmak istiyorlar diye güzelce ifade ediyorlar. Aile sokmalarında, bayramlarda, sizin oğlan ne yapıyordu? Aynen. Ne diyeceğim? Aynen. Geçtiriz. Fakat yani büyük bir hayal kırıklığı oldu ailem için. Çünkü ben işletme kulübünde çalışırken, gireyim mi iş planına bilmiyorum ama şunu fark ettim ki ben bu şirketlerde çalışamayacağım. Çünkü kulüpte bir faksımız vardı. Onda zar zor bir para sponsorlukla Demirbank diye bir bankadan sponsorluk da almıştım bu faksı. Hiç unutmuyorum yani bayağı. Demirbank'ı şortla gitmeden önce yaptığı yönelmiş herhalde. Yani şortla genel müdüründen randevu aldığımı hatırlıyorum.
telefon açıp Turkcell'deki satış tansiyonunu genel müdür yardımcısına randevu alabiliyordum ben kulüpteyken. Fakat Turkcell'e o yaz staja gittiğimde değil satıştan sonra genel müdür yardımcısına randevu almak, kendi bir üstümdeki, yani stajyerken bağlı olduğum yöneticimi kapısını çalmadan içeri girdim diye azar işittiğimi hatırlıyorum. Ve o gün benim için girişimci olmanın kararının verildiği gündü. Yani gerçekten çok net. Dedim ki ben kocaman bir okyanusta kum tanesi gibi kendimi anlatamadığım fikirlerimi anlatırken aslında fazla empatik bir insan olduğum için de karşımdakinin zihnindeki şeyi yaratamadığımdan, imajı yaratamadığımdan emin olamadığım bir formatta yaşayamam, çalışamam. Ve günün sonunda son sene ilginç bir hikayeyle aslında girişimciliğe adım atmış oldum. O zaman adına girişimcilik diyor muydun? Hayır. Ben kendi şirketimi kuracağım. Ben kendi şirketimi kuracağım da o zaman. Aynen. Kendi şirketim var. Kendine bir title vermiş mi? Evet. Ben o şirketin... Ben kendi şirketimin genel müdürü olacağım, CEO olacağım falan diye böyle bir... Hatırlıyorum Erdem, yani ilk ortağımla birlikte bayağı kavga etmiştik. Kurucu ortak yazmıştık en sonunda. Güzel, o zaman bulmuştum. Evet, kurucu ortak yazmıştık. Managing Partner'dı arkası da. Vay vay vay. Ondan sonra evet. Sene bir taraflı kartvizit yapma vizyonumuz vardı yani. Öyle İngilizce Türkçe. Sene 2001. 2001, aynen. Ben 2002'de mezun oldum. 4. sınıf öğrencisiydim aslında şirket. Aslında gene de hani ailenin şeyini de bitirdin yani 4 sene. Yani de buna girenler 4 senede bitiremiyorlar. En azından öyle bir şey olmuş. Aile aslında geçen yıl bitti. Ailenin. Yani aile ofise gelip ofiste 127 kişinin çalıştığını görünce ailenin inadı bitti. Yoksa geçen yıla kadar ailem hala ben ne iş yaptığımdan alakalı çok pozitif değildi. Yani. Chief Youth Officer yazarsa her tür şeye çekilir. Aynen. Dolayısıyla o hikaye beni aslında bir de benim en büyük aslında iş hayatındaki şeyim, sponsorum Nestle'dir, Nescafe'dir. Çünkü onlar bana dediler ki, biz üniversitelerde youth marketing yapmak istiyoruz. Gençliğe kahve dendiğinde akla Türk kahvesi değil Nescafe gelsin istiyoruz. Yıl 2001, bugün başardıklarını hep beraber görüyoruz bu arada. Onlar başarılı, başkaları ekmeğin. Onlar da geldiler, aynen. Ve günün sonunda biz, o zaman biz yapabiliriz diyerek bir şeye soyulduk aslında. Cahil cesareti diyelim. Fakat ortağımla nasıl tanıştık? Yani ikinizin de bu hani bu fikri beğendiğiniz bir şey var. Şunu mu yapalım? Hayır bunu yapalım. Ya onu yapmayalım bunu yapalım. Hani ortaklık kurmanın zorluklarından bir tanesi de o aynısı da ikiniz de. Ya evet böyle bir şey var. Hani Nestle'de çok da bir para vereceğini zannetmiyorum. Yani. İki tane tanımadığı insansınız sonuçta. Nasıl sen ortaklığı şey yaptın, bu fikre ikna ettin? O mu geldi, kime geldi? Aslında şöyle oldu, o da ben işletme kulübü başkanlığı yapıyordum son yıl. O da benim başkanlık yaptığım kulübün yönetim kurulu üyesiydi. Organizasyon zaten Türkiye'de herkes başkan bir şekilde. Tabii. O da yönetim kurulu üyesiydi ve şeydi, organizasyonlardan sorumluydu. Dolayısıyla biliyordu ki öğrencilerin gittiği organizasyonlardan para kazanılabiliyor. Markalar da gelip oraya sponsor olmak istiyor. Fakat Çalgı Çengi filmini seyredenleriniz vardır. Tam öyleydi Gerdem'dekimiz. Ondan sonra sıfır para, maksimum efor. Ondan sonra gece gündüz çalışan Erdem'in 37 ekran televizyonunda böyle kafamızı sağa sola çevirerek o karıncalardan konuyu anlamaya çalışan şeyler gerçekten. O dönemi birbirimizi tanıyarak ve birbirimize güvenerek geçirdik. Çok aksiyon alabiliyoruz. Kaç sene tanışıyoruz kurduğumuzda? Yapalım İki yıl. İki yıl ama şey, üniversite yıllarında çok birlikte zaman geçirdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız çok üstel iki yıldır o yani. Çarpanı çok yüksek iki yıldır. Her tür şeyini bildiğin iki yıl o yüzden. Evet, aynen. Yani. Evet. Söyle. Neleri bildin? Aynen. Süper. Yani her tür şeyimizi bildiğimiz bir iki yıl geçirdik. Dolayısıyla bir insanla yola çıktığınızda, aynı evde kaldığınızda anlarsınız ya aslında. Önemli bir ortaklık da zaten. İş hayatından takip ettiğim bir sürü büyük ve uzun süreli işte İshak Bey'le işte yani Alaton'ların ortaklığı da aslında böyle. Ondan sonra gerçekten şey dostluktan başlayan ortaklıklar iyi gidiyor. Hala Erdem'le görüşürüz. Erdem 2004 yılına kadar benimle beraberdi. Sonra 2004 yılında ayrıldı. Ben 50.000 TL'ye Youth Holding'in aslında %50 hissesini satın aldım ondan. Ondan sonra şimdi bayağı küfürleşiyoruz karşılıklı. Ve paramız olmadığı için de ilk işimizi çok ilginç bir hikayeyle
aslında hayal edici. Tarkan dinleyen var mı 2001'lerde falan? Kimse de böyle kaldırmayacak. onun bir zil hikayesi var bu. Zil manyaklığı yaratmıştı. Çıkı tıkı çıkı tıkı çıkı tıkı. Kuzu kuzu. O kadar biliyormuş. eğer hiçbir şeyini takdir etmiyorsanız ki yani hakikaten önemli bir stardır Türkiye'nin ismidir. O şarkı yüzünden Youth Holding doğdu. Diyebiliriz. Evet. Yani şöyle oldu. Nesli bize dedi ki biz üniversitelerde etkinlikler yapmak istiyoruz. Bir ajans var mı tanıdınız? Biz dedik ki biz yapabiliriz. Yapamazsınız. Siz iki tane üniversite öğrencisiniz. İki tane örnek şey deneyin. Pilot yapalım dedik. Pilot kelimesini bugün söyleyebilirim. O gün pilot kelimesini bilmiyordum çünkü. İki tane şey yapalım dedik. İki tane üniversitede şey yapalım istedik. Hotmail'den teklif gönderdik. Şimdi e-mail ekranlarımız falan o zamanlar tabii ki yok. Ondan sonra kartvizit Ozalitçi'de bastırdık. Üniversitedeki Ozalitçi'de para vermemiştik hatta. Ondan sonra tasarımını üniversitenin, yani bizim işletme kulübünün tasarımcısına yaptırdık. Uniclub isimli bir tasarım. Vizyon o zamanlar o kadar. Üniversite kulübü işte Uniclub olabilir bunun ismi diye başlamıştı. Ondan sonra Youth Holding'in ilk şirketi. Ama jenerikleşti sonra evet. Kürtleşti daha doğrusu daha da. Ve 19.000 TL'ye 26 tane üniversitenin Nescafe'li söyleşiler organizasyonu teklifini gönderdik. Bugün aşağı yukarı 340-350 bin TL'ye yapabiliyor Uniclub aynı işi. Ondan sonra, tabii 45 dakika sürmedi kabul etmeleri. O kadar ucuzmuş ki. yani konkur falan açmadılar yani. O işi direkt verdiler ondan sonra bize. En kötü kahve, fazla kahve vereceğiz. Bir de kaç? 15 bin mi? 19 bin. 19 bin de önemli başka bir şeye referans oldu. Aynen. Ve o 19.000 TL'lik aslında işi biz aldık. Önce Marmara Üniversitesi'ni yapmamız gerekiyordu. Ben Ayşegül Aldinç'ti, Mehmet Ali Alabora'ydı o zamanlar. Bu arada ben üniversite yıllarında radyoda bir program yapıyordum. Ondan sonra bir gençlik programı yapıyordum falan. Ondan sonra yine o... Müzik mi söyleşi? Yok söyleşi. Yani kulüp başkanlarını davet ediyorduk, iş adamlarını davet ediyorduk. Ve onlarla network kurmak için tanışıyorduk falan. Amacım da oydu bu arada. Yeni insanlarla tanışmak için radyo programı yapmaya giden. Girerken söylediğim network strateji vesaire konuşmamıştık. Ondan sonra ve oradan arayıp Ayşegül ablaya bilmem ne var gelir misin Marmara Üniversitesi öğrencilerle sohbet edeceğiz sadece falan filan diye Nescafe sponsorluğunda kadın aslında normalde haberi olsa inanılmaz para isteyecek arkası full Nescafe elimde Nescafe mug'ı falan. Ay bunu da tutar mısınız falan. ve bir şekilde kabul ettirdik. Şevval Sam falan filan böyle bir sürü insan vardı. Mithat Bereket, aynı radyodaki insanlar da bunlar. Hepsini oradaki radyo sohbetlerinde ikna edip çağırdık. Ondan sonra Nescafe buna para ödemedi bir kere. Diğer ajansların hepsi selebriti parası fatura ettiler falan. Ondan sonra. Fakat bir sıkıntı oldu. Üniversite bizden 4.000 TL bir para istedi. Salon kirası için. Bu arada 1.000 TL dediğine bakmayın aslında. 4 milyon lira. O zaman 6 sıfırları atmamışız henüz. Ve ben babamı aradım. Erdem'le beraberiz. Baba dedim. 4 milyar bitti. Aynen 4 milyar istedim. Ondan sonra ben babamı aradım. Babam 1,5 milyar maaş alıyormuş. İlk kez o zaman rakamlar oturmuştu kafamda. Ha. Yani bir devlet memuru maaşı demek ki bu kadar. Benim şimdi istediğim para bu kadar. Bu falan. Garanti Bankası kaç ne kadar ciro yapıyordu falan diye böyle kafamda. Milyarlar, milyonlar falan filan gidip geliyordu. Üniversite öğrencinin hala en büyük problemidir. Söylediğiniz bir büyüklüğü, bir finansal büyüklüğü hala şey yapamazlar. Kontekste oturtamazlar. Oturtamazlar. Ondan sonra neyse. Ve babam dedi ki oğlum benim yani 3 aylık maaşım. Ben sana böyle bir para bulup veremem. Yani seni okula zor gönderiyoruz biliyorsun. Dolayısıyla istersen ne yapacağını söyle birilerine soralım. Hacı amcam var mesela dedi. İstersen Kadir amcana soralım. Ondan sonra Kadir amca da bizim şirketi kuracağımız zaman ilk tutacağımız ofis Beyazıt'taki Derici Hanım'da bir dükkanı var. Ondan sonra o dükkanı bize kiralıyor ki maliyeciler gelip bir dükkan görmek zorundalar ki şey yapsınlar ama biz aslında dükkan kurmuyoruz. Şirket kuruyoruz ama dükkan tuttuk. Bitirini bir dükkan. Dükkan. Ondan sonra orada oturuyoruz böyle ve Nescafe'ciler arayacak diye bekliyoruz. Ondan sonra Erdem dedi ki abi iş böyle olmayacak. Biz şunu cep telefonlarımıza yönlendirelim. Gidelim. Fakat yeşil gerçekten otobüslerde telefon kapanıyor. Eskiden telefonlar uçak değil otobüs düşürüyormuş. Dolayısıyla biz Avcılar'da uzun yol.
76 TL'ye Taksim Avcılar bir otobüs var. Biniyoruz 1,5 saat. Adamlar bizi arıyorlar ve ofis telefonu ulaşılamıyor çıkıyor. Nereye koydular sonuçta? İnanılmaz bir teknolojik santralimiz var bizim çünkü yani. Diyoruz ki evet, evet dönem dönem şey yoğunluklar çok arıklanmışsın. Ulaşılamıyor olabiliyor. O dönemler ya inanmamışlardı ya inanıp ya yazık genç çocuklar işte falan demişler. Yani bugün aynı şeyi söylesem gerçekten çok utanırdım eminim ama cahillik yürüyor. Ondan sonra ve biz günün sonunda Erdem'in babası da bu arada Lüleburgaz'ın en büyük Ülker başbayisi. İnanılmaz bir para var, acayip zenginler ama Erdem beyaz Şahin marka bir arabayla dolaşıyor. Yani 80 kilometrede bir abi, bir kilometremiz kaldı biraz sonra bozulacak araba diyor. Biz her 75'te kendimizi bir benzinciye falan atmaya çalışıyoruz. Ondan sonra öyle olmasının sebebi de Erdem'in yeni jenerasyon o şirketin başına geçmesi. Baba gelmiş 60 yaşına, bir ablası var bankacı ve kesinlikle şirkette çalışmak, aile şirketinde çalışmak istiyor. Erdem'i bekliyor ki üniversite bitsin. Ama Erdem de diyor ki ben Burgaz'a hayatta gelmem. Çünkü kışı burada. Ondan sonra ben İstanbul'dan ayrılmam. Gece hayatı yok vesaire. Dolayısıyla babası da Erdem'e şey çektiriyor. Vicdan azabı çektiriyor ve para göndermiyor. Dolayısıyla Erdem de para alamadı. Burnunu sürttürme dediğimiz. Aynen. Güzel diyeyim. Dolayısıyla biz Erdem'in evinde o 37 ekran televizyonu seyrederken işte ben Erdem'in boxer'ıyla yeri dökülen kahveyi temizlerken tam bir öğrenci evi profili. Ondan sonra şey Tarkan'ın İzmir'de bir konser dizisinden bahsetti. Kuzu kuzu diye. Ondan sonra Erdem şöyle bu arada kahvelerimiz de bedava Nescafe. Kulüpten taşımışız. Bedava Nescafe maglarıyla Nescafe içiyoruz. Ondan sonra Erdem şey dedi. Abi dedi ya bu adam bu zilleri takıp oynuyor da dedi. Kimsenin elinde o zillerden yok. Biz bu zillerden bulabilir miyiz dedi. Çünkü haber şey diyor. İstanbul'da da hiç unutmuyorum bu tarihini de. İşte 11, 12, 13, 14 Mayıs'ta şeyde Rumeli Sarı'nda Tarkan konser dizisine devam edecek diyor. Yani o kadar iyi tanıyoruz ki birbirimizi artık. Onu niye söylediğini ben anladım. Yok abi hayatta yapmam dedim yani. O zillerden bulabiliriz. Allah'ım evde çakalım. Allah'ım hayatta böyle bir şey yapmam abi. Abi paraya ihtiyaç var dedi. Biz yarın sabah telefon açıp Nescafe'ye nasıl Marmara Üniversitesi'nin izni alamadık deriz. Abi dedim deriz yani başka çare yok. Ben hayatta gidip Rumeli Sarı'nda yani kız arkadaşım konsere gitmek isteyip ben para biriktirip konsere götürürken kapıda ben hayatta iş portacılık yapmam. Erdem de aslında çok karizmatik ve şeydir yani. Artistik bir adamdır ama korku bazen girişimciyi çok tetikliyor, motive ediyor. Yani bazen başarısız olma korkusu yüzünden başarılı olabiliyorsunuz gerçekten. Son atılımı yapmak zorunda kalmışsın. Evet, o gece Yahoo var o zamanlar. Google'dan search edilmiyor ondan sonra. Ve Yahoo'dan biz zilci bulduk. Ertesi sabah uyandığımızda ikimiz de pıtış pıtış, tıpış tıpış. Hangisiyse kendimizi mercan yokuşunda bir tane zilci adamın dükkanında böyle tek kapı bir dükkanın içerisinde yalvarırken bulduk çünkü zil alacak paramız diyor. Orada adam da kendisini list etmiş web sitesi ya da Netscape'den bir şey yapmış ki sen search ettin buldun onu. Yok birileri yazmış forumlarda falan biri yazmış nerede bulursun abi işte dansöz zilini. O zamanki sosyal medya forumu. Evet aynen forumlarda yazmış dansöz zilini şurada bulursun diye. Ondan sonra bir de Cümbüş diye bir yer var onun kapanında. Babamın da dairesi yani SSK Çalışma Bakanlığı'nın yan kapısı. Ben de bir taraftan şey zorluyorum babama. Ya baba Cümbüş'ün sahibini tanıyor musun orada zil varmış. Oğlum ne yapacaksın zilini? Ya babacığım arkadaş arıyor. Hayır, bir önce para istedin. Ertesi gün zil istiyorsun. Benim uçuracağım bir şey yapmam lazım. Aynen. Yandık. Ya dördüncü gün anlaşıldı zaten sebebi. Televizyondan. Ondan sonra biz zilleri bulduk. Ve Doğanay Müzik, Ahmet Doğanay diye bir eski emekli öğretmen şunu yapıyor. Burada mavi bir leğen var. Burada pembe bir leğen var. Çocuğu işte bir ufaklık 9 yaşında Mert diye ismi hiç unutmuyorum. Mert alıyor buradaki pembe leğenden iki tane demiri. Bir lastik geçiriyor. Böyle ilginç bir şeyle. Arkadan düğüm atıyor. İkiliyor. Bir tane şeye poşete koyuyor. Şeffaf minik bir poşete koyuyor. Bunu böyle detaylı anlatıyorum biz çünkü bu üretimi yaptık sonra.
yeteri kadar zil yoktu adamın elinde çünkü. Ondan sonra ve mavi leğeni atıyor. Ve bu işlemi öbür amca da aynı şekilde şöyle göz aşağıda yapıyor. Biz içeri girdik, dedik ki zil istiyoruz. Oğlum ver dedi zil, kaç tane istiyorsunuz? 4000 tane. Çünkü inanılmaz analitik hesaplar yapmışız. Aramışız Rumeli sarı kaç kişi alır, günde kaçına satırız falan. Bayağı satış mühendisliği var işin arkasında. 4000 zil satacağız. İş planı müşteri. İş planı 10 numara. Yani Hüsnü Bey'e göndersem yatırım yapardı, öyle söyleyeyim. Çok iyi çalıştık. Ve sonuçta 4000'i duyunca adam gözlüğü kaldırdı, kafayı da kaldırdı, bize baktı. Ne yapacaksınız 14.000 tane zili dedi. Biz de oturabilir miyiz? Çünkü ikna etmemiz lazım ve o zilleri bedava almamız lazım. Buyurun dedi, oturun gençler falan. Biz anlatmaya başladık. Dedik ki bizim mezuniyet törenimiz var. Güzel. Çünkü fikri kaptırırsak o adam satacak zilleri diye korkuyoruz. Yani orada bayağı şey yaşadık aslında bu. Ama bunu o an mı yarattınız yoksa giderken planladınız mı? O anda yarattık yani. Hani gene iş planı mükemmel. Ama biz gidince bu zillerin nasıl alındığını konuşmuyorsunuz. Yok, hiç konuşmuyoruz ama o anda işte bir yalan bulmamız gerektiğini biliyoruz sadece. Mezuniyetimiz var, mezuniyette bedava dağıtacağız. Ama bağış toplayacağız arkasından ama o bağış için şimdiden paramız olmadığı için de bu 4000 tane zil alamıyoruz. Ondan sonra mezuniyet töreninde 4000 dansöz mü gelecek dedi adam bize. Yok dedik, öyle değil, Tarkan'ın şeyi çalacak dedik. Onun için insanların elinde olsun istiyoruz dedik falan. Ama bedava dağıtacağız diye de üstüne basıyoruz çünkü parayla olacağını duyarsa ticari olarak sıkıntı olur. Pazar gelemeyiz korkusundayız. Ve adam bize Erdemir Şahin arabasının ruhsatı karşılığında 4000 tane zili, 2 poşeti assembled vaziyette, üretilmiş vaziyette, 2 poşeti raw material vaziyetinde. Ondan sonra verdi. Leğenleri de verdim. Arabayı da bıraktık, leğenler kaldı. Arabayı da bıraktık Erdem'in arabasını. Abi bu adam güvenilirdir oğlum dedim ya, 30 yıldır burada zilcilik yapıyormuş işte bu adam. Herhalde kaçmaz yani bir arabayla. Ondan sonra bıraktık Erdem'in arabasını. Zaten kaçsa da dedi, tutulur abi. Adam emekli oluyor, 4000 zil sattı, emekli oldu adam. Tabii adam bırakacak işi zaten ama zilleri 150 bin TL'ye aldık tanesini. 15 kuruş yani. Ondan sonra biz şey hesabı yapıyoruz, kaçtan satarız abi hesabı yapıyoruz. Cümbüş'e gittik. Cümbüş dedi ki ben 10 liradan, 10 milyon TL'den satıyorum. Ondan sonra biz dedik ki bayağı ucuz aldık o zaman bizim bu zilleri. Ondan sonra çünkü adamın zilleri kaliteli zilmiş, bizimki dandik teneke zilmiş. Biz o zillerle bir akşam sabaha kadar oturduk, gerçekten 4 gibi falan bitti. 4000 zili bitirmiştik, poşetlemiştik. Ondan sonra ve o arada da kız hostes arıyoruz, kız arkadaş. Çünkü Erdem arıyor tabii. Erdem arıyor. Bir sürü çevresi var. Sana diyor 40 milyon lira vereceğim. Hesabında şöyle 10 zil sattırsak çıkartalım parasını abi hesabından gidiyoruz. Ondan 4 milyon liraya karar verdik zil başına. Ve biz ertesi gün zil kızları çok stratejik yerlere yerleştirdik. Rumeli Sarı'nı bilenler bilir. Otoparkın iki girişi vardır. Bir kapı girişi vardır. Yerleştirdik, kafayı bir kaldırdık. Tarkan'ın tırı orada ve üzerinde kocaman Tarkan yazılı ziller var. Aslında şirket, Tarkan'ın merchandising şirketi, Tarkan logolu ziller çıkartmış ve 20 liraya satıyor yani. 20 milyon liraya satıyor. Biz de 4 liraya zil satacağız kapıda. 2 tane zabıta arabası. Yani hayatımda ilk kez suç işlediğimi hissetmiştim gerçekten. Ama hayatımda ilk rüşvetimi verdiğimi bu arada söylemeyeyim. Zabıtaya. Yani verdiğim zilleri saymıyorum, bir de para olarak rüşvete verilmeliyim. Zil olarak yani bahşiş, rüşveti de zil olarak alıp ne yaptı acaba? Aynen. Ondan sonra işte çocuklarına götürecek falan filan diye. 3970 tane zil sattık. Ondan sonra 4000 zil 4 liradan aslında 16 milyon TL para kazandık. Ondan sonra çok cüzi bir miktarla işte hostesleri ödedik. Ondan sonra ben son akşam, pazar akşamı eve döndüğümde annemin başında bir tülbent, ıslak bir tülbent, migren ağrısı. Çünkü akşam ana haberi seyreden herkes annemi aramış. Senin oğlan zilci olmuş. Rumeli sarıda zil satıyor. Ondan sonra annem de teyzeni geçtim. Ben bütün akrabalara, sülaleye rezil oldum diye beni o akşam bir paraladı.
Anne parama canım. Erdem hafta sonları evine gider. O hafta sonu gitmedi. Ondan sonra. bir sonraki hafta sonu gittiğinde babası kapıyı kilitlemiş. Erdem'i eve almamış. Ondan sonra işte karısına da hanım kilidi değiştir. Bu oğlan bizim oğlanımız değil. Çünkü onlar daha da vardı. Böyle şey bir aile. Yani düvenciler diye okul falan var. Öyle burada falan. Güvencilerin oğlu zilci olmuş. Aynen. Ama biz güzel olan şu pazartesi günü, biraz bozuk oldu paralar ama Marmara Üniversitesi'ne izin bedelimizi yatırdık. Fıkra gibi yani, bara girip tek tek dizi vurmak gibi. Aynen, adam hatta şunu söyledi, Sultanahmet'te mi topladınız oğlum? Nereden topladınız dedi, genel sekreter. Ondan sonra, şu anda rektör yardımcısı bu arada. Ve geçen hafta bir kontrat imzaladık, çok önemli ve büyük bir kontrat. Adam yine aynı şeyi iade etti. Biz geçtiğimiz yıl Fanta Gençlik Festivali'ni yaptık. Ondan sonra yani Uni Club event şirketimiz. Ve o festival sırasında Tarkan'ı şey yaptık. Yani Tarkan'dı Emre Aydın ve Tarkan'dı sanatçılar. Fanta Gençlik Festivali, geçen yılki sanatçıları. Ve Tarkan'la backstage'de sohbet ettik bir 45 dakika. Erken geldi falan. İzmir'deki konserde. 16 şehir dolaştık çünkü onunla beraber. Tarkan'a bu kez 4 milyon lira para ödedik aslında. Fanta Gençlik Festivali kapsamında. Ondan sonra ve orada sohbet ederken ben dedim bir şey anlatacağım size. Yani gerçekten çok kıymetli bir şey dedim bu benim için. Anlatmam lazım falan. Ve ben anlatmaya başladım. Diye dinliyor. Rumeli Sarı'ndaki konser sırasında seyircilere her döndüğünde seyircilerin elindeki zilleri fark etmiş. Çünkü herkes zil satın aldı gerçekten. Yani bizim rektör bile zil satın aldı. Ondan sonra ve o biz seni İngilizce işitmeden bunun için mezun ediyoruz dedi bana yani. Dolayısıyla herkese zil sattık. Ve fark etmiş ve dönmüş Sevtap var onun bayağı sağ kolu gibi kendi şirketinde. Ve Sevtap'a şey demiş, şu zillerden nasıl para kıldık anlatamam Sevtap demiş. Herkesin elinde zil vardı, bana bir getirin kaç tane sattık. Sevtap demiş ki 30 tane sattık Tarkan Bey. Nasıl demiş bu ziller? Valla iki tane genç çocuk geldi, bütün zilleri onlar sattılar. Bizim zilleri satılmadı, haberiniz olsun. 30 tane sattık, onları ne yapacağız bilmiyorum. İşte merchandise şirketle size güvendik, sattık. Bu zabıtaları bir örgütleyip bu adamları çıkartamadınız buradan diye bize kızdı falan. Bu çocuklar biz işte onlar diye... Konsere çıkmış. Beni gösterdi. Yok. Çıktı ve tebrik etti aslında. Tebrik ederim, helal olsun falan. Keşke haberimiz olsaydı da o merchandise işini size verseydik falan dedim. O zamanlar biz yoktuk aslında. Ondan sonra ve o hikayede bizim Uni Club'ın sermayesi çıktı. Bu arada ne? Nesse sana 26, 10 tane, 19 tane üniversite için 19 bin lira ödüyor. Sen bir gecede iki leğende yapılmış zilleri satıp 16 bin lira kazanıyorsun, sonra hala gidip kurumlara bağlamaya çalışıyorsun. Yani bugün yani gerçekten şu yaptığımız ciro, bu büyüklük falan hepsi bir yana, ben öyle bir kar marjı bir daha görmedim yani. 12 yıl oldu, hala öyle bir kar marjı görmedim. Tarkan'ın festivallerini takip edip satsan zaten köşeli misin yani? Yani o zaman öyleydi. Scalable değil. Scalable değil, çok daha güzel. Peki, en son zillerden sen getirdin, bütün etkinliği yaptın. İlk müşterini mutlu ettim. Tabii şöyle oldu. Biz iki üniversiteyi çok başarılı, çünkü gerçekten insight biliyoruz. Gençlik ne yapar, neye gelir, nasıl oturur, nasıl kalkar, kaç saat kaçta o etkinlik yapılmalıdır, nereye poster asılmalıdır, her şeyi çok iyi bildiğimiz için. O da bir uzmanlık aslında. Kesinlikle. Ama bu uzmanlığı ben o zamanlar farkında değilim. Youth marketing demiyorum. Yani youth kelimesini ben 2003'te öğrendim. Ondan sonra yani Uni Club denen marka aslında o zamanlar sadece üniversitelerde etkinlik yapan bir şirketti. Bir gençlik iletişim stratejisi falan yoktu arkasında. Yani çünkü gerçekten İstanbul İşletme gibi bir üniversitede sadece hocaların derslerine girip kulüpte sürahi koşturan bir adam olarak... Yapabildiğin için yaptığım bir işte. Zaten biliyorum hani aynen. Ne önemi var dediğim bir iş ama o know-how sana müşteri kazandırdı. Ya öyle yaparsak böyle olur, bir müşteri daha geldi. Aynen. Sonra 26 daha... üniversiteye çıktı Nesne işi. Sonra o iş sırasında Coca-Cola'dan birisi bizim iş yaparken salonu çok dolu gördüğü için bize Cine Club diye bir iş verdi. Coca-Cola Light için sinema kulübü kurduk. Üniversitede onu gezdirdik. Arkasından Hürriyet gördü falan derken oradan oraya transferler, o marka müdürü öbür tarafa gitti falan derken biz böyle büyüye büyüye devam ettik. Peki hani ya bu iş hakikaten bir iş galiba. Buna bir daha bir dikkatli bakalım. Başka bir strateji düşünelim.
hani normalde bir vizyonuna girmediğin için hani yaptın bir anda şey denk geldi. Ya da dank etti. O hakikaten bu iş güzelmiş. Bununla başka ne yapabiliriz gibi mi geldi yoksa öbür de mi fırsat geldi? Çünkü 4-5 tane bununla alakalı yani gençlik çerçevesinde iş yapmaya başladınız amacınız. Ya aslında şöyle, şunu fark etmeye başladık ki şirketlerin gerçekten gençlikle alakalı dertleri var. Yani bugün de hala çok aktif yaşadığımız, hatta daha da aktif yaşadığımız ve bugün artık şu Gezi Parkı olayları vesaire bile konuşmaya başladığımız, dillendirmeye başladığımız bir konu var. Türkiye'nin %60'ı 30 yaş altı. Ve bu insanlar tüketimi tetikleyen, ailelerinin satın alma kararlarında artık yavaş yavaş daha da etkin olmaya başlayan, yaşla tecrübenin ters orantılı çalıştığı bir formülün yavaş yavaş dönmeye başladığı bir çağdayız. Yani anneye babaya gencin daha fazla bilgi verebildiği, okulundaki öğretmenine, akademisyenine, gencin daha fazla güncel dünya düzeniyle alakalı, daha fazla şey anlatabildiği ve soru sorabildiği, dig edebildiği, challenge edebildiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla gençlerin önemi her geçen gün daha da arttı. Ve gençlere çok güzel bir şey yaşadık biz. İnanılmaz bir dönüşüm gerçekleşti ve gençler dünya üzerindeki düzeni değiştirecek kadar Türkiye için bu çok daha hızlı yaşanıyor çünkü Türkiye'de genç nüfus çok fazla. Avrupa öyle değil. Avrupa'da hala gazeteler çok değerli. Hala geleneksel medya hala çok değerli. Amerika öyle değil ama Avrupa'da bu böyle gerçekten. Türkiye'de işte hepimiz gördük geleneksel medyanın işte ben 2009'larda falan yavaş yavaş bunu dinlendirmeye çalışmaya başlamıştım ki yani deli işiydi benimki. Elimde bir tane sopa var kılıç diye. Aslında ben onunla birilerine karşı diyorum ki bakın gençler seyretmiyor televizyon, gençler gazete okumuyor demeye çalışıyorum ama giantlar var. Emrah diye bir çocuk çıkmış, gençlik iletişimi yapıyorum diyor ve böyle elinde bir tane ucu zor tutan bir kılıçla savaşıyor onlara karşı. Çok saçma geliyordu. Yani bugün de ben söylemiştim demiyorum zaten. Ama herkesin görüp söylediği o dönüşüm gençler sayesinde Türkiye'de çok daha hızlı gelişti. Ve biz de gençlik kelimesini alıp şuraya taktığımız için bir şekilde o rüzgar arkamıza, yelkenimizi dolduracak rüzgar arkamıza alabildik. O sayede aslında bu iş buralara geldi. Koyduk merkeze gençliği ve pergelin bir ayağı gibi diğer ayağını da 360 derece çevresinde çevirmeye başladık. Hatta çok ilginç bir anı anlatayım size. Coca-Cola, işte onlarla işler yapıyoruz falan. Ebru Bakkaloğlu diye hanımefendi, Coca-Cola'nın kurumsal iletişim direktörü. Bir toplantı sırasında şey dedi, yani siz bu internet anlıyor musunuz bu işlerden? Yemin ediyorum, 2006. Evet dedik, yani biz her gün onun başındayız falan. Ya dedi, biz internette çok kötüleniyoruz. Hatta Ebru Hanım'la hala böyle sohbet ederken falan güler. Çok kötüleniyoruz dedi. Çünkü Coca-Cola logosunu aynaya tutup tersten okuduğunuzda La Mekke, La Muhammed anlamına gelen bir anlamı olduğu söyleniyor internette. Böyle bir şey yok. Ama yani yazıyor birileri ve koruyan da yok. O orada kalıyor ve inanıyor insanlar. Sonra koşinel diye bir böcekten Coca-Cola özütü niye açıklanmıyor? Çünkü bir böcek üretiliyor ondan. Hatta resimleri çıkıyor böcekler ezilirken. Ve bunların hepsinin mantıklı cevapları var. Mesela deminki La Mekke, La Muhammed'in mantıklı cevabı Teşvik Camisi'nin imamı. Gidiyorsun diyorsun ki abi yaz bakayım şu La Mekke, La Muhammed nasıl yazılıyor? Adam sana yazıyor. Koyuyorsun Coca-Cola logosuyla yan yana. Hiç alakaları yok. Ve şimdi birinin çıkıp bunu oradaki foruma post etmesi lazım. Ama Coca-Cola edemez bunu. Çünkü o resmi kanaldan taraf. Bir de ben imama gittim, öyle bir şey aldım da kurumsal yaşım. Dolayısıyla mesela Sağlık Bakanlığı, Coca-Cola, hepimiz insan içtik, bilmiyorum biliyor musunuz yani, inanıyor musunuz onu da bilmiyorum ama Coca-Cola kazanlarından bir tanesi bir adam düştü. Onları bunlar paketlediler, biz içtik onu. Böyle bir haber dolaşıyor mesela. Ve yani bayağı itibar gören bir haber. E-maillerle, o forumlarda falan böyle hitler. Bir de insan kötüyü konuşmayı sever. İnternetteki her 10 yorumdan 7.5'u negatif yorum. Güzel şeyleri yazmıyoruz çünkü bizler. Dolayısıyla bunlar çok hızlı yayılıyor. Viral etkileri falan çok yüksek. Şimdi çok daha yüksek ama 2006'da o forumlar sayesinde sadece. Yok, Facebook'ta milyonlarca insan yok ama buna rağmen gene de forumlarla hala onlar çok önemli. Ve şimdi mesela dijital ajanslar var Türkiye'de yüzlerce. Ve 2006'da sırf biz genç olduğumuzda internet bildiğimiz için bize verdiler o işi.
Ondan sonra biz raporlamaya, screenshot alıp raporlamaya başladık. Bunu yazdık, şu cevap geldi. Bunu yazdık, bu cevap geldi. Koşuniyerle alakalı cevabı da söyledik mesela. Dünya üzerinde günde kaç adet kutu kola tüketiliyor olabilir ya da üretiliyordan gidelim. Bir atsanıza şöyle. 20 milyar kutu. Günlük. Günlük. Kaç milyar? 2 milyar. 6,5 milyar kutu kola üretiliyormuş her gün. Bu aslında çok da yani 6,2 milyar da tüketim olsun. 6,5 milyar kutu için dünya üzerinde bir yerde 70 milyarlık, her gün 70 milyar adet böcek olmalı. Ve nereden bakarsanız bakın dünyanın bir yerinde bir tarla bu görmeniz lazım. 70 milyar adet böcek üretilen. Yani sonuçta balık üretiyorsunuz, ondan gidiyorsunuz, yemek yapıyorsunuz. O zaman böceğin de bir yerde üretilmesi lazım. Böyle bir kaynak nerede? Uzayda mı? Mars'ta üretiliyor, oradan mı taşıyoruz yani? Yok işte. Ve bunu mantıklı yazdığınızda gerçekten oradaki yangını söndürebiliyorsunuz. Böyle cevaplar bulduk. Ve o gün o kriz yönetimi. Sonra Danone geldi ve bir baktık bizim dijital ajansımız olmuş. Yoğurt hikayesi de çok. Yoğurt hikayesi. Çocuklara... Ayşe Özgün'le falan işte kabul etmeye çalıştık. Yani onlar zaten karar vermişlerdi. Biz onu yaymaya çalıştık. Ondan sonra bir baktık ki dijital ajansımız olmuş bizim farkında olmadan. Uniqlo'nun içerisinde bir departman. Dijital itibar yönetimi, işte ajans katanlığı. Hatta Takvim Gazetesi bizi şey diye, internet ajanları diye hepimizin fotoğraflarını koyup altına 300 TL'ye çalışan internet ajansları diye şey yapmıştı. Bu arada çok güzel. Eskiden yapıyorlar şimdi mesela her gün fotoğraf koyup altına. Kötü bir şey değilmiş. Aynen. Yani o zaman medya ilişkileri denen şeyin ne değerli olduğunu 2006'da öğrenmiştim. Ondan sonra çok krizlerle yaşadık o dönemde falan. Sonra bir şekilde araştırmayla alakalı konu çıktı karşımıza. Herkes bize şey soruyor, gençlik nasıldır? Ne yer, ne içer, ne kadar para harcar, cebinde kaç parası vardır, o paranın ne kadarını neye harcar? İşte Ahmet Bozer, Coca-Cola Başkanı çıkıyor diyor ki bizim rakibimiz Turkcell'dir. Çünkü gencin cebindeki parayı kontüre mi harcayacak, kolaya mı harcayacak? Uluslararası şirketlerin database management, işte data driven management, bir şey görecek, rapor olacak ki böyle yapalım diyecek. Fakat yok, gut feeling her şey. Yani Emrah diyor ki onlara, ya biliyor musunuz gençler şöyle yaşıyorlar, şu saat duyurlar, şunu yaparlar falan ama yani ortada analitik bir şey yok. Sen de geldi 28 yaşında. Gidiyor Millard Brown'a, gidiyor Nielsen'a, diyorlar ki 200 bin euro 6 ay. Ya 6 ay da genç, 4 kere tamam, değişiyor. Tamam yani 4 kere Twitter Türkçeleşiyor. Türkiye'de Twitter kullanıcısı profili değişiyor. O cicişleri falan takip etmek için. Dolayısıyla ama Nielsen'ın araştırması başladıktan sonra bitene kadar dünya arada 3 kere şey değişti. Kaldı ki çok affordable değil, pahalı. Dolayısıyla biz user search diye bir şey kurduk. O bize gençlik araştırmaları işi yapmaya başladı ama onu iPad'le yapıyoruz, ucuzlatmaya çalıştık falan filan ve şu anda böyle 30 tane markaya araştırma yapıyor vaziyetteyiz. Sadece gençlik ama. Her şey gençlik. Onun dışında hiçbir şey yok. Peki, bu internet mi internetten anlıyorum diye hani Coca-Cola'ya girdin ama son girdiğin 3 tane internet mi internet içinde de çünkü beklediğin şeyi yakalayamadık. Şöyle söyleyeyim. Sharetizer, Reserfond bunları duymamışlardı. Fırsatçıyız.com'u duymuş olabilirsiniz. Onu da duymuşsunuzdur. Tüslediniz, batmazsınız. Benim 4 tane failure'ım var bu arada. Yani gerçekten, yani kusura bakmazsanız ben onu daha da şey söyleyeyim, fuck up'ım var aslında. Ve bunu da gururla ve severek anlatıyorum. Çünkü ben focus denen şeyin ne değerli bir şey olduğunu anladım. Yani odaklanmak, ben Endeavor girişimcisiyim ve Ali Koç benim jürümdeydi. Ve bana dedi ki, oğlum bak, seninle alakalı bir çözemediğim konu var. Evet diyeceğim ama girişimci olman için. Bir şeye ikna olamıyorum. Sen neye fokus olmuş vaziyettesin? Sen çıkıyorsun diyorsun ki ben etkinlik yapıyorum, dijital yapıyorum, araştırma yapıyorum, eğitim yapıyorum falan. Ben dedim ki Ali Bey ben Youth'a fokusum. Yani benim merkezde Youth'um var, gencim var ve ben gencin çevresindeki her şeyi yapabilirim. O zaman sen genç için bir gün taksi şirketi mi kuracaksın dedi. Genç için hostel de mi kuracaksın dedi. Aynen. Anlatacağım bir tanesini. Reserfon genç için seyahat ajansıydı mesela. Reserfon.com. Fakat Reserfon'da doğru partner seçemediğim için, daha doğrusu Reserfon benim için bir angel investor işiydi. Ondan sonra o dönemde angel investor olamadığımı fark ettim bir kere. Birincisi. İşten elini çekemiyorsun bir. Aynen. Çünkü ilgilenemedim. Şey yapamıyorsun. İlgilenemiyorum. Bir şekilde burada kazanılan parayı şirket içerisinde tutup o işlere kanalize edebildim. Ama gidip Reserfon'a bir şey yönetemedim.
Sonra fırsatçız.com diye çok hala çok iyi bir fikir olduğunu savunuyorum ama başaramadım işte. Online bir kooperatif kurdum. Yani bu hani grup buying işi falan filan diye anlatıyoruz ya, grup onlar falan. Biraz önce girerken tekrar böyle içim bir pırpır etti kapının genelde logolarını görünce. Aslında şöyle, hepimiz belli ürünler satın alıyoruz. Ve işte bu ürünün bir fiyatı var. Fakat burada 50 kişi bir araya gelip bu üründen almaya kalksak ve bu ürünü satan adama gidip desek ki biz bundan 50 tane alacağız, eminim bir indirim yapacaktır bize 50 tane alacağımız için. Online olarak da 8 günde bu üründen almak isteyen 50 kişi bir araya gelecek ve bir toplu satın alma gücü yaratacaklar. Bir negotiation power olacak. Ve biz o power'la gidip onu alıp onu sonra bireylere dağıtacağız indirim olarak. Aslında fikir buydu. Fakat bir örneği var mı bunun? Bir şey gördün mü? Dünyada yok. Yani hala bulamadım. Bununla Türk'ün şeyle alakalı. Bu normal gençlikte de yapar. Abi şimdi biz buraya 50 tane çocuk getireceğiz. Bize bir indirim yap. Ben de online versiyonu. Bizim bir beyin fırtınası toplantımız sırasında çıktı bu fikir. Microsoft bize dedi ki benim en büyük derdim Türkiye'de yerel bilgisayar üreticilerinin ön talep toplayamamasıdır. Yani bunu Arçelik yapar. Der ki artık yapmıyorlar. Artık yapmıyorlar. Diyorlar ki ön talep topluyorlar. Ona göre üretim yapıyorlar. Dolayısıyla maliyetlerini, prediction'larını, öngörülerini iyi yaptıkları için maliyetlerini düşürebiliyorlar. Biz de aslında bu mantıkla bunu online yapabiliriz dedik ama isim rezaletti, fırsatçız.com ismi, içinde ı'lar, ç'ler falan vardı. Bir insanın fırsatçı olduğunu açıklaması çok kötüydü ondan sonra. Yani dolayısıyla neresinden tutsanız fikir dışında. Ya bu bir entrepreneurship hikayesi. Bir önceki Angel Investor battı. Aynen. Bu entrepreneur olmasına rağmen, şirket için desteklenmesine rağmen. Çok aynen. Uzun süre gitti yani bir yere baktı. 2 yıl. Çok iyi gitti. Gayet bak yani aynen. İşledi, açıldı. Çünkü çoğu site ilan edilip beta versiyonunda mockup'larla kalıp açılmıyor bile. Aynen yok, 2 yıl çalıştı. Yani 2 yıl oraya ürünler koyduk, insanlar bir PlayStation'ı bir gece 45 dakikada 300 PlayStation sattık 45 dakikada yani. Çünkü PlayStation dediğiniz şey aslında commodity'dir. Yani bu kaç paraysa odur, sigara gibidir. Ama orada 300 tane stokta kalan, bir bayinin elinde stokta kalan ve satamadığı 300 PlayStation'ı %36'ına satabilince çok bir yere gitti. Orada 2 tane büyük hatam vardı. Bir tanesi teknoloji ürünlerine odaklandı. Teknoloji ürünlerinde kar marjı çok düşük olduğu için çalışmadı. İkincisi de Hürriyet Doğan grubuyla, Kıvam burada değildir umarım, Doğan grubuyla bir anlaşma yaptık ve fırsatçız.com'u private label'laştırdık. Hürriyetfırsat.com diye. Ve hürriyetfırsat.com'u Hürriyet gazetesi, ararsanız bulursunuz bu arada, Google Images'da falan böyle yüzlerce var. Birer sayfa ilanlarla duyurdu. Hürriyet okurları artık bir araya gelip toplu indirimler alacaklar diye. Hatta amacımız kooperatif olup ev satmaktı Hürriyet'le beraber. O kadar başaramadık. Zilden yani. Gittiği yeri düşününce bu gene normal yani. Yani düşünsenize Ağoğlu'na gidip abi bak bunun bir tanesini sen satma. Bana ayır, bir ay sonra geliyorum yanına, hepsini birden sana parasını ödeyip bu binayı satın alacağım deme gücünüzü düşünsenize. Hürriyet bunu yapabilecek durumdaydı aslında. Elde edilen kârını %50-50 paylaşacak. Hayatımda ilk kez egomu tatmin ettiğim bir şeydir. Vuslat Hanım'la fırsatçız.com fikri sayesinde Vuslat Hanım'ın kafasını çekip çıkabilmişliğim vardı. Yapmıyorum sizinle, vazgeçtim yani. Sonra telefon açıp asistanıyla beni tekrar toplantıya çağırıp yapmamız lazım Emrah, gel seninle anlaşalım. Tamam bizim binamız büyük ama senin de fikrin büyük. %50-50'ye okeyim dediğini biliyorum. Başka da olmadı zaten, bir tane dedi. Onun için hep hizmet veren taraftaydım çünkü. Ondan sonra, fakat yine de o sadece böyle güzel bir anı olarak hayatımda kaldı. Biz hürriyetfırsat.com'un açıldığı sabah 40 kişi call center kurduk. Ondan sonra hepsi poğaça yediler bütün gün. Çünkü yazar ama. Evet, bayağı böyle güzel hazırlandı. Old school versus new school. Dolayısıyla Hürriyet bizi orada şey yaptı ama bir de şey, mobile marketing işim vardır. Ondan sonra Ping'in, işte Burçin ve Binatlı'nın Iridium yaptığı dönemler falan. Cream adında bir, Creative Mobility adında bir şirket kurmuştum var. Onu çoğu insan hiç bilmez. Ondan sonra orada fail ettim. Sonuçta Share Ties. Orada hala fail ettiğimi kabul etmiyorum bu arada. Site kapanmış ha. Ondan sonra... Beta da arkada. Onu Youth Media'nın aslında bir ürünü olarak revize ediyoruz. Başarabilirsek yani. Çok iyi. Peki bir şey söyleyeyim. İlk girerken şey yaptık zaten. İşte çok güleç bir adam, çok şey birisi demiş ki işte
kızar mı, kızmaz mı ben bilmem falan. Bazıları da çok hani işte meyve veren ağaç taşlanır şeyinde. Çok da hoş olmayan şeyler yazanlar da işte hayal ürünü satıyor. Çok da hani ne yaptığını bilmez bu. Ama hani gençliğinden kaynaklı olabilir. Hani çünkü adam 10 senede bir şeyler yapmış. Yani yaptığın şeyleri söylemiyor. Nedir bu şey? Yani sen kızmaz mısın hakikaten? Kimseyi bu iş hayatında üzmedin mi? Kimsenin arkasından kötü konuşabileceği bir adam değil misin? Ya genelde ben böyle anlatırken şey hissi oluyor. Bana birkaç kişi bunu söyledi. Too good to be true diye bir mevzu var ya. Yani bu anlattığım şeyler yani bu kadar soft, bu kadar yumuşak anlatınca real değil ve hayalmiş gibi hissediliyor. Sonra kapıyı çıkarttım. Yani güle güle yedim kapıyı. Ya gerçekten bu... Gerilmiyor olman lazım. Aynen. Ama yani gerçekten mesela bunları yaşarken geriliyorsunuz aslında da. Şey çok ilginç. Bunları böyle hikayeleştirip anlatmak işi aslında bir storytelling şeyine, formatına sokuyor. Yani seviyorum bunu ama bir taraftan da gerçekliği sorgulanıyor. Dolayısıyla Ekşi Sözlüğü mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Benimle alakalı orada çok kötü şey var. Ondan sonra ilginç şeyler var. Ama ben oradan çok ders aldım. Çünkü böyle crowdlarda, böyle sohbetlerde falan konuşurken bu storytelling formatını devam ettirmekten çok hoşlanıyorum. Çünkü ancak böyle gerçekten karşı tarafa geçebiliyor o hikaye. Steve Jobs'u sahip olan hayranlığım da oradan geliyor benim aslında. Fakat bir taraftan da bu kadar böyle strict olmayan bir iş adamının, sonuçta artık ben girişimci falan değilim yani. 12 yıl oldu ve yani işte 5 tane şirket var. Dükkandan şirket sahibi olmaya, oradan girişimci olmaya geldi. Şimdi de artık kurumsallaştım, ben iş adamıyım. Evet, o noktaya geldi ama hiç öyle anlatmıyorum, öyle durmuyorum. Sohbet ederken öyle durmuyorum. Bildiğimiz Türk iş adamları formatının dışında duruyorum. Ve dolayısıyla insanlar şunu, Ekşi Sözlük'teki o komente özellikle ben atıfta bulunup aslında söylemek istiyorum. Şey diyor insanlar, haklı olarak. Hayal ürünü bir adam. Aslında yaptığı şeyler, konuştuğu şeyler... tamamen bu hayal dünyasının onu çerçevelediği şeyin içerisindeki detaylar. Pazarlamayı pek sevmiş, o mantığı çok sevmiş o arkadaş. Muhtemelen. Satın aldığı şeyleri niye aldığını falan hala farkında olabilir. Muhtemelen olabilir, eski bir çalışanımız olabilir bizden mutsuz ayrılan falan. Ama şey, bence şey, dikkat edilmesi gereken ve üzerine durulması gereken detaylar. Yani işle alakalı çok şey var da, hani bu kadar... kendini iyi anlatabiliyorsun, storytelling vesaire diyor. Seni çok mutlu eden ya da çok mutsuz eden şeyler mi? Yani bir daraldığın zaman ki hani oluyordur. Nasıl başa çıkıyorsun bunu? Tabii evde Wii mi oynuyorsun, PlayStation mi oynuyorsun? Eşine, kız arkadaşını mı sarıyorsun? Ya ona sorsak, ya bu adamı ne yapsam delirtemedim mi diyor? Ya da herkese öyle, bana öyle mi diyor? Ne diyor senin arkadaşın? Ya. Ne hissediyorsun? Ya aslında şey, şirkette çalışan insanlara, daha burada mı bilmiyorum ama... Arkadaşlar. Onlara belki gerçekten iyi bir adam mıyım, kötü bir adam mıyım, sinirlenince ne oluyorum, suratından ne anlaşılıyor onlara sormak lazım. Ben bozmamaya çalışıyorum bu halimi ama yine de eminim vardır yaptığım kıllıklar falan, tahmin edebiliyorum. Ama aslında şey, bir at binelim. Yani onun üzerinde bütün dünya gider gerçekten. Acayip etkileyici bir şey. Evet, gerçekten. O zıpladıkça onlar uçup gider. Bir de evimde bir pick-up'ım vardır ve şey, plak dinlerim. Ondan sonra ikisi beni çok temizler gerçekten. O çok ıssız adam oldu ama pick-up'lar. Yok ya, öyle değil. yani arkadaşların ofisteki insanlarla PlayStation oynarız sık sık. Ondan sonra o taraf da gerçekten iyidir ve bence takım daşlığı çok kuvvetlendiren bir şey. İnsanlarla iş dışında bir şeyler yapmaya çalışmak. Genelde çoğu patron şeyden korkar. O mesafeyi bozmaktan korkar. Ondan sonra yani o ciddiyeti ve o şeyi bozmaktan korkar ama Emrah Bey abarttınız. 8'de olmaz diyen arkadaşlarım var yani. O da mı gördüm? Ondan sonra. Dolayısıyla Emrah Bey bozulmuyor zaten. Yani o şeyi bozmadan onu yürütebilmek... Emrah Bey ile bu değil mi? Emrah Bey. Emrah diyen çok insan var şirkette tabii de. Diğer şirketlerin
stock option verdiğin girişimde diyorlar hani %10'u varsa ne oluyor? Evet, evet. Hala hani yaşla alakalı bir şey değil o bey bayan için çünkü. Pozisyonla alakalı. Sen 28-25 yaşında da senden 2 yaş küçük insanlar sana Emrah yani bey diyorlardı. Yasasla alakalı. Bizde şey çok ilginç. 7-8 yıl çalışan insan sayısı bayağı var. Ve evet. Yani turnover gençlikte çok yüksek. Ondan sonra ama tutunan gerçekten tutunuyor ve uzun süre bizimle beraber kalıyor. Yani bunu muhtemelen şeye borçluyuz. O duygusal ilişkiyi kurabilmeye borçluyuz. Çünkü gençlik gerçekten kazandığı para değil onun için çalışacağı yerdeki motivasyon. Gerçekten değil. Bu böyle söylenince garip geliyor ama gerçekten değil. Sevmesi gerekiyor. Patronu sevmesi gerekiyor. İş arkadaşlarını sevmesi gerekiyor. O binayı sevmesi gerekiyor. Ve sevdiğinde gerçekten analitik kararları bir kenara koyuyor. Onun içindir ki genç aslında şeydir. Markalar ona fiyat promosyonu konuşmamalıdır aslında. Ona gerçekten ruhuna dokunacak, insight'ına dokunacak işler yapmalıdır ve o zaman çalışır o. Yani like markalar, love markalar, evet. Parayla değil. ben daha konuşurum, anlatırım, sohbet edecek çok şey var ama size açmak istiyorum şeyi. Yani bir saati ben, bakıyorum saatim mi yanlış dedim, 8-10 geçiyordu, bir saati geçtik hatta. Güzel abi. Bir 10 dakika soru-cevap yapalım. Sonra daha konuşacağımız şeyler var. Var mı sorusu olan? Çok alakasız. Çok alakalı olsun. Coca-Cola'da kuzeniniz çalışıyordu, bütün yemeklere gidiyordu falan. Siz de Coca-Cola ile iş yapmaya başlayınca şansınız oldu mu onu merak ettim. Çünkü kafadaki Coca-Cola ve o tetikleyiciye acayip takıldım. Orada Coca-Cola ile iş yapmaya başlayınca onun kıyasını yaptınız mı kendinizde diye çok düşündüm. Ya yani şöyle bir şey oldu aslında. Coca-Cola'dan geçtiğimiz yıl ayrıldı ve benimle çalışmaya başladı. Karizma tam. Böyle bir etkisi olmuş. Ondan sonra ama ben Coca-Cola olduğu dönemde bulunduğu departmanlar hiç iş yapamadım. Aile akrabalık falan filan sebebiyle ama hep başka departmanlarda çalışma fırsatımız olmuştu. Ondan sonra şey ilginç bir tecrübeydi. Bu kısmını sonlardayız sonra. Ya. Tamam süper. Soracağım şimdi. Sorular tamam. Bitsin sonra. Tamam okey. O zaman bu kısmını sorulardan sonra anlatacağım. Var mı başka soru? Yok mu? O kadar mı nötr bir adammışım ya? Yani. Hayır bu korkum ben versiyonu sormuşsunuz. Okey. Yok, muhtemelen şey, ilgi çekici bir hikaye olmadığı için. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani ilk konuşma için, yani bundan daha iyisini beklemezsin. Too good to be true. O yüzden, şey değil, çok sağ ol. Bir ufak şey yapacağız ama ayağına sağ ol. Ben teşekkür ederim. Sağ ol.